Bu hareketi hiçbir zaman beceremeyeceğim. Pes ediyorum. Hey Ace, gel sana bir hikaye anlatayım. Bir gün televizyonda harika hareketler yapan birini gördüm. Ve sonra buraya geldim, şehir kulübüne. Buraya mı? Evet, burası benim bir nevi yuvam sayılır. Neyse, hareketi çalışmaya başladım. Hem de her gün. Peki hareketi öğrenmen ne kadar sürdü? Henüz öğrenmiş sayılmam. Ne? Sen mi öğrenmedin? Evet, ama hala üzerinde çalışıyorum. Belki bir gün. Senin başladığın yerde başladığıma inanamıyorum Shakes. İnan. Süper Borcular. Süper Borcular. Borcular. Ortalık yıkılıyor. Buranın var olmadığı bir hayatı düşünemiyorum. Ha? Bu da ne iş şimdi? Ha? Sana söylemediler mi? Burası yıkılıyor. Yıkılıyor mu? Hayır. Ama kim yapıyor bunu? Yenilmezler takımı şehir kulübünü satın almış. Ve Vince ile Scar'a orayı yıkacak. Yani belki çocuklar için daha büyüğünü inşa ederler değil mi? Zengin atletler için bir güzellik salonu inşa edecekler. Hey, ne kadar manikür yapıyorlarmış? El Matador. Tamam, hiç hoş değilmiş. Artık tatile çıkabilir miyim? Havalı Joe'dan size bir tavsiye. Bu akşam kameraların önünde sakin kalın millet. Evet, kimsenin şehir kulübünden bahsetmesine izin verme. Ve Vince'in orayı yıkıp yerine... Pekala, tatil vakti. Çok doğru. Rahatlayın ve tatilinizin tadını çıkarın. Haftaya Yıldızlar Dostluk maçında görüşürüz. Bu maçlar her zaman eğlenceli olur. Önümüzdeki hafta Süper Golcüler Yıldızlar'la oynayacak. Süper Lig'in en iyilerinden oluşan bir kadro. Sıradaki konuğumuz maç hakkında görüşlerini bizimle paylaşacak. Kelam, sakin ol. Onu çok seviyorsunuz. Karşınızda Shakes. Merhaba. Merhaba millet. Sağ ol Rab. Evet Shakes, Yıldızlar maçı. Süper Lig'in en iyi 11 oyuncusunun karşısında... Yıldızlar mı? Güzeldi. Ama şaka bir yana Shakes, birçok kişinin görüşü kazanamayacağınız yönünde. Yıldızlar bu yıl gerçekten de çok güçlü ama hepimiz maçın tadını çıkarmak istiyoruz. Önemli olan skor değil, önemli olan taraftarları eğlendirebilmek. Eğlenceden bahsetmişken sürpriz bir konuğumuz var. Öyle mi? Önümüzdeki hafta Yıldızlar takımında oynaması bir yana, ligdeki takımı geçen sene Süper Golcüleri oldukça zorlamıştı. Hanımlar ve beyler, Yıldızlar takımının kaptanı Scar'a! Sen! Senin burada ne işin var? Sen! Orada ne yapıyorsun? Sizi bir araya getirerek maç hakkında sohbet ederiz diye düşünmüştüm. Sakin ol. Ne diyebilirim ki Rab? Yıldızlar süper golcülere sahanın tozunu yutturacak. Yani güzellik salonu bu. Belki bu işleri düzeltmem için bir fırsat olabilir bu. En güçlü takıma sahibiz. Süper golcülerin hiç şansı yok. Gerçekten emin misin Scar'a? Elbette eminim. Ne kadar peki? %500 eminim. Pekala. O kadar eminsen şehir kulübü için oynamaya ne dersin? Scar'a, tam olarak ne kadar eminsin? Dikkat et Scar'a. Vay canına. Sen ciddi misin? Ne o, yoksa korktun mu? Hayır. Pekala, anlaştık o zaman. Pekala, maç akşam 4'te bitecek. Maçı kazanacağız ve senin şehir kulübün bir anda puf olacak. Evet, görünüşe göre bu dostluk maçı pek de dost canlısı olmayacak. Neden bu kadar gerginsin? Eğer bu kadar sorun olacaksa anlaşmadan geri döneriz. Hayır, geri dönemeyiz. Canlı yayında bir iddiaya girdin. Süper Lig'in alay konusu olacağız. Biz şehir kulübünü almalarının tek yolu Süper Lig yıldızlarını yenmeleri ve bu imkansız.
Kendilerini rezil edecekler. Bunu biliyorum. Sen de biliyorsun. Ve Shakes de biliyor. Dua et de yıldızlar kazanmak için oynasın. Duydun mu? Kazanmak için. Shakes, takım arkadaşların tatildeyken böyle büyük bir iddiaya girmek için doğru bir zaman mıydı? Yorum yok. Süper golcüler bu hafta özel bir antrenman yapacak mı peki? Biz hazır olacağız. Çekilin. Çocuklar, hazır mısınız? Evet, evet. Bugün pek gününde değilsin dostum. Bizimkiler olmadan tuhaf geliyor değil mi Shakes? Seninle beraber antrenman yapsalardı daha güzel olurdu dostum. Evet, hatırlattığın için sağ ol Spence. Bekle, bizim için daha iyi bir antrenmanım var. Parmak idmanı. Üzgünüm, şu an tatildeyim. Sakın mesaj bırakmayın, asla geri dönmem. Hoşçakalın. Merhabalar dostlar ve dostaneler. Körfez'de muhteşem bir tatil geçiriyorum. Tropik adalar cennetinde sağdan sola uçarak... Alo, ben Havalı Joe. Havalı Joe, sizin hemen buraya dönmeni... Cidden tatilde telefonumu açacağımı mı sandın? Mesaj bırak dostum. Sende ne var? Sanırım yalnız başınasın. Ninja ve Kozmos'a teşekkürlerimi sunuyorum. Golcüler maçına hazırlanmamız için kapılarını bize açtılar. Size bayılıyorum. Lafı bile olmaz. Yıldızlar formaları fırından yeni çıktı. Şunu söylemek isterim ki bu takımın kaptanı olmaktan gurur duyuyorum. Efsanelerden oluşan bir takım. Geçtiğimiz aylarda birbirimize düşmandık ama haftaya ortak bir düşmana karşı birlik olacağız. Süper golcüler. Ama bu dostluk maçı. Eğer bu maçta elinizden geleni yapmak için yeterli bir sebep değilse... Umarım son model bir spor araba yeterli olur. Yenilmezlerden ufak bir hediye. Önce kazanmamız lazım. Bastır Shakes hadi. Shakes. Yararı yok. Bunu tek başıma başaramam. Shakes dostum. Kaptan? Çocuklar. Şu an gevşemenin sırası değil. Evet, telefonu bulabildin mi? Şu kırmızı olan mı efendim? Bunu golcülerin yuvasına bağla. Bu bizim yıkım hattımız olacak. Peki efendim. Sonra? Saat 4'te maç sona erecek. Yıldızlar kazanmış olacak. Ve tam o sırada yıkım hattını kullanacağım. Doğrudan şehir kulübünü arayacak ve sonra talimatları vereceğim. Ve yıkım o zaman başlayacak. O sırada gülleler ilk yıkımlar için orada konumlanacak. Maç bittikten saniyeler sonra şehir kulübü tuzla buz olacak. Vay canına. Yıldızların kadrosu resmen canavarlarla dolu. Evet. Ligin bütün iyi oyuncuları beraberler. Ve elimizde onları yenmek için yeterli tecrübemiz var.
Bu sezonun bir noktasında bu oyuncuların hepsine karşı üstünlük sağladık. Evet, Meksika'da Los Santos'la karşılaştığımız zamanı hatırlayın. Ve Donaldo'yu alt edebilmek için Brezilya tarzını öğrenmiştik. Meda'yı yenmek için uçtuğumuz zamanlar bile oldu. Ve Liquido'yu Hydra'nın yüzen stadyumunda yenmiştik. Uber. Ve Scara. Onu da yenmiştik. Yıldızları yenebilecek bir takım varsa o biziz. Vay canına. Bize gerçekten çok fazla inanan insan var beyler. Harika. Bu maç Süper Lig puanları için oynanmıyor olabilir. Ancak bu kalabalığa bakılacak olursa bu Sheik's'in hayatındaki en büyük maç olabilir. Saat tam olarak 4'te. Eğer Yıldızlar kazanırsa Vince'in emriyle bütün yıkım araçları göreve başlayacak. Golcüler yuvasına çektiği yeni hatla yıkım işleminden sorumlu adamıyla doğrudan iletişim kurabilecek. Hiç vakit harcamayacak gibiler. Golcüler yuvasında maç günü. Bugün tribünler tıklım tıklım sayın seyirciler. Yıldızlarla dolu bu dostluk maçı pek dostane devam etmeyebilir. Bugün Sheik's ligin yıldızlarına karşı bahsi artırdı. Çok sevdiği şehir kulübünü kurtarmaya çalışacak. Doğru kelime deneyecek Mac. Saat tam 4'te. Eğer süper golcüler bu maçı kazanamazsa o şehir kulübü tamamen yerle bir olacak Mac. Bugünün iddiası adına yayınımızda şehir kulübünün canlı televizyon görüntülerini sizlerle buluşturacağız. Canlı görüntülerden bahsetmişken, şimdi karşınızda Vince'in görüntüleri. Görünüşe göre süper golcüler asrın takımıyla yüzleşmeden önce oldukça sıkı hazırlanmış. Evet, bu dostluk maçı hızlıca herkes için ciddi bir rekabete dönüştü. Hadi! Evet! İşte böyle. Üzerinde adınız yazan 11 tane spor araba var. Donaldo çalımlarıyla süper golcülerin başını döndürüyor. İşte Meda'nın meşhur uçan saldırısı. Yıldızlar kontrolü ele alıyor. Gol! Muhteşem bir gol! Donaldo'dan geliyor. Sanki süper golcüler Vince için numaraları tuşluyor gibi. Aklımdan ne geçiyordu ki? Bütün yıldızlar takımını nasıl yenebilirim ben? Sheik's dostum, senin bir şey yapmana gerek yok. Evet küçük dostum. Hepimiz her zaman senin yanındayız. Evet ve eminim bu kendini beğenmiş yıldızlar takımının hakkından gelecek bir şeyi bulacağız. Seni seviyoruz. Ve biz bu işte beraberiz değil mi? Biz kardeşiz ve görevimiz de dünyanın en iyi futbolunu oynamak. Ve o yıkılmak üzere olan şehir kulübü olmadan küçük Sheik's'ler ve küçük El Matador'lar futbol oynamayı nerede öğrenecek? Bu sezon oyunumuzu bambaşka bir seviyeye çıkardık. Bu gücümüzü kullanarak o şehir kulübünün şehir kulübü olarak kalmasını sağlayalım. Bir güzellik salonu olarak değil. İyiydin dostum. Evet. Zaten tırnaklarımı yaptırdığım bir yer var. Her şey mümkündür Sheik's. Bütün takım senin arkanda. 1, 2, 3 Süper Golcüler!
Yıldızların tecrübelerini birleştirmeleriyle süper golcülerin atağa çıkmak için bir mucizeye ihtiyaçları var. Birdenbire maçın ipini ellerine almayı başardı. Gol! Ha ha! Vay canına! İşte bunu kimse beklemiyordu. Harika bir gol. Evet, evet. İşte bundan bahsediyorum. Süper golcüler muhteşem bir çaba gösterdi ama maçın bitimine yalnızca 2 dakika kala beraberlik yeterli bir sonuç olmayacak. Artık saniyeleriniz kaldı süper golcüler. Sonrasında şehir kulübünüze vedalarınızı iletebilirsiniz. Dostum, bu tür bir müdahale yapmana gerek yoktu. Oynanmayan süre. Fırsatımız var. Maç akşam 4'te bitecek. Maçı kazanacağız. Ve senin şehir kulübün bir anda puf olacak. Hayır, bunu yapamaz. Maçın bitmesini beklemek zorunda. Oynanmayan süreyi beklemeyecek. Aha! Bir dakika daha süper golcüler ve sonra tık tık boom. Ya şimdi ya hiç. Şu an imkansızı başarmak için harika bir zaman. Yıkımı başlatın. Maçı kazandırıyor. Maçı kazandırıp şehir kulübünü kurtarıyor. Mac. Vince tuşa saat 4'te basmış. Hayır. Şimdi canlı yayın görüntülerine geçiyoruz. Yıkım alanındayız. Ben bakamayacağım Brenda. Süper golcüler başardı. İnanılmaz derecede güçlü olan yıldızları yenerek şehrin şehir kulübünü kurtardılar. Nasıl? Öyle güzel bir şeyi nasıl başardı? Evet anne, biliyorum. Çok güzel oldu. Spenza. Hayır, kapatmam lazım. Bu arada birinin gerçekten telefonu kullanması gerekiyordu. Telefonu ver bana. Alo? Çok geç dostum. Biz kazandık. Hadi.
şimdi yıldızları görmeye hazır mısın? Bir, iki, üç, süper oynayın! Bu inanılmaz bir şey. Sana hemen öğrenirsin demiştim dostum. Havalı Joe. Hazır El Matador. Hazır Rasta. Hazır North. Yüksek derecede uyuşmazlık sorunu mu? Shakes ve North Shaw neredeler? Sorun nedir profesör? Durum sandığımdan daha kötü koç. Şuna bir göz atın lütfen. Pekala. Sanırım bu tatilin sonu geldi demek. Yapacak işlerimiz var. Tatil bitti. Hepinizi yarın golcüler yuvasında görmek istiyorum koç. Toplanın beyler. Fırlamamız lazım. Kötü rakım. Neden bu şeylerin içindeyiz biz? Rakım belirleyici simülasyon kürelerindesiniz. Sizin yeteneklerinizi algılayıp farklı rakımlara uyum sağlamanıza yardım ediyor. Evet ama neden? Çünkü sonraki rakibimiz demir tanklar. Hem de onların sahası. Büyük Hisar Stadyumunda namağluplar. Namağlup mu? Daha yüksek tepelerde oynamaya alışkınlar. En tepede Süper Lig'in olduğunu sanıyordum. Hayır, buraya bak. Tablo her şeyi açıklıyor. Tamam, ben şimdi anladım. Evet, bu doğru. Büyük Hisar Stadyumu dünyanın en yüksek stadyumu. Golcüler yuvasından çok daha yüksekte. Doğru. Koşuya başlamadan önce 10 tane hamburger yemiş gibi hissediyorum. Dostum, ben her koşudan önce 10 hamburger yerim zaten. Ama hiç böyle saçma hissetmemiştim. Rakıma herkes farklı tepkiler gösterir. Bu yükseklikteki bir rakımdaysanız havadaki oksijen çok daha azdır. Vücudunuzun çalışması için oksijene ihtiyaç var. Daha yüksek bir rakıma alışık değilseniz vücudunuz beklediğinizden çok daha farklı çalışır. Neden? Ne olur fırlar mıyız? Geçirebileceğiniz şeyler baş dönmesi, biraz görüş kaybı ve koordinasyon kaybı. Ben her güzel kadın gördüğümde öyle hissediyorum zaten. Bu yüzden hepinizin bu rakımda oynamanız için hazırlıklı olmanız gerekiyor. Daha önce hiçbir takım demir tankları kendi evinde yenemedi. Maçın son 15 dakikası sandığınızdan fazla zorlayıcı olacak. Hepiniz için. Küreye mi dönüyoruz? Kürelerinize dönün. Efendim, rahat duruşa geçmek için izin istiyorum efendim. Olmaz. Savaşta hazır olmak önemlidir. Rahat ol. Bence süper golcüleri kendi oyunlarıyla yenmeliyiz. Onlarınki gibi makineler yapmamız lazım. Futbol 360 şovunda gördüklerimiz gibi. Saçmalık. Avantaj bizim elimizde. Unutma. Bu rakımda biz yaşıyoruz. Eğer aşırı derecede zor antrenmanlarımıza devam edersek Büyük Hisar'da demir tanklara karşı asla bir tehdit olamazlar. Efendim, evet efendim. Süper golcüler maçın son 15 dakikasında diğerleri gibi bayılıp kalacaklar. Tıpkı beklediğim gibi koç, North Shaw ve Shakes o rakımda oynamaya henüz hazır değiller. Eğer ikisi de düzgünce hazırlanmazlarsa, demir tanklar topu kolayca alıp gole kadar gidebilir. Sanırım planladığımız uygulama onları hazırlayacak gibi. Koçun bakışlarından hiç hoşlanmadım. Tahmin edeyim, çabucak, sonraki makineye mi? Tebrikler Shakes. Doğruca gidip üstünüzü giyin ve golcü setine binin.
süper golcülere karşı en çok neye konsantre olmanız gerekiyor koç? Şanslıyız ki doğa bizim tarafımızda. Bu rakımdaki demir tanklarla nasıl karşı çıkacaklar aklım almıyor. Hem de o kadar denize yakınken. Evinde hiç yenilmeyen bu takım son 15 dakikadır da gol yemedi. Süper... GPS izleme aleti çalışıyor mu? Hem de tıkır tıkır. Hala bunun amacını anlayamıyorum. Anlayacaksın dostum. Dostum, koç kesin olarak yolculuk bütçemizi kesmiş. Kalacağımız otel bir çadır. Hadi başlıyoruz. Bunları takma zamanı. Paraşüt mü? Bu iyiydi Rasta. Onsuz atlamak istiyorsan buyur. Ama o şekilde inişin pek rahat olmadığını duymuştum. Havaalanı bile mi yok? Koç'un bütçe kesimi çok fazla olmaya başladı. Eğer istemiyorsanız atlamak zorunda değilsiniz. Ciddi misin? Dostum! Evet adamım. Paraşütlerinizi 3 dediğimde çekin. 1, 2, 3. Süper golcüler! Durum raporu. Sağ salim inmeyi başardılar. Plan bu muydu yani? Bizi hiçliğin ortasına bırakmak mıydı? Buluşma yerine yaklaşık bir gün uzaklıktayız. Yarına kadar ta oraya çıkmamız mı lazım? Dostum, mümkünatı yok. Elbette var. Yanımızda koçun yolu gösterecek aletlerinden bile var. Hadi başlayalım. Efendim, süper golcülerin Avrupa'da bir yerde dağlarda antrenman yaptıklarını dair kanıtlarımız var. Öyle mi? Evet. Bana çabuk Uber'i bul. Söyle ona güvenlik sorunumuz var. Şimdi... Bekle. Lütfen biraz mola. Kesinlikle. Bütün hava nereye kayboldu? Ben de onu arıyorum. Sorun yok kardeşlerim. Bazılarının alışması uzun sürer. Yapabileceğim bir şey yok mu yani? Sakin ol dostum. Neden kampı kurmaya başlamıyoruz he? Bütün gün duydum. En iyi fikir. Sabah ilk iş o zirveye ulaşacağız. Ve süper golcülerle aşağıdaki iniş pistinde buluşacağız. Tırmanmanın sorunu o işte. Sonrasında aşağı inmek zorundasın. Süper Ligi kazanmak istiyorsan zorundasın dostum. Tek yol yukarısı. İyi uykular süper golcüler. Beş dilim alabilir miyim? Lütfen. Pepperoni, sosis ve marshmallowlu lütfen. Evet, iyice karıştır. Çok iyi. Kesinlikle. Görüşürüz. Belki de görüşmeyiz. Koç! Kayboldular! Ne? Dün gece çantamdaydı. Nasıl bir anda ortadan kaybolabiliyor? Çocuklar, ayak ve kayak izleri. Bu bir sabotaj. Birileri maça gitmemizi istemiyor. Daima ileri. Kesinlikle. Daima ileri kaptan. Ah!
Nerede olabilirler? Maçın başlamasına çok vakit kalmadı. Varmalarına az bir vakit kaldığına emin olabilirim. Ya varmazlarsa? O zaman bu var. Az kaldı çocuklar. Bilmiyorum. Devam edebilir miyim? Devam etmek için bir neden mi arıyorsun Shakes dostum? Sebep şu ki geri dönmek çok daha zor olacak. Dünyanın en tepesindeyim. Şimdi golcüler jetini bulalım. Bizi bırakıp gitmeden. Bir işaret lazım dostum. Nasıl yaptın onu? Sence koç mu yaptı? Çok iyi bir tahmindi dostum. Şimdi çabuk oraya gitmeliyiz. Bir fikrin var mı? Ağaç sörfü dostum. Bu ağaç gözelerinden harika kayaklar oldu dostum. Evet, evet. Arkandayım dostum. Hadi, yakalamamız gereken bir uçak var. Eğer biraz daha gelmezlerse, onlar olmadan gitmemiz gerek. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Doğaya karşı göğüs gerip dostlarımızı kendi başıma kurtaracağım. İyi şanslar dostlarım. Ben denedim. Sizi aramayı asla bırakmayacağım dostlarım. O da ne öyle? Evet! Asla vazgeçmedim. Şimdi de buldum onları. Durdurun şu uçağı. Endişelenmeli mi? Buralarda son 15 dakika ziyaretçi her takım için zor olabiliyor. Büyük hata. Çok büyük. Aç günü geldi ve büyük hisar alev alev. Buz mu demek istedin? Süper golcüler demir tankların evdeki serisini bozabilecek mi? Maçın son 15 dakikasını halledebilirlerse... Kabul etmeliyim. Bu mekan benden kat kat daha havalı. Bu dağ hiçbir şey. O dağların tepesiyle karşılaştıracaksak şu an sahilde gibiyim. Shakes, North ve Rasta mı? Ama ben GPS... Süper golcüler iyi görünüyor. Shakes. Demir tanklar kıl payı kurtuldu. Akıllıca süper golcüler hazırlanıp gelmişsiniz. Uber. Bu nasıl bir taktik böyle? Artık futbol oynamaya ne dersin ha?
Ve ilk yarı bitti. Skor tabelası hala uykuda. Bilemiyorum Mac. Ev sahibi takımın bu uyuşuk taktiğiyle kazanabileceklerini düşünüyorum. Hepiniz süper golcüleri yormakta iyi bir iş çıkardınız. Efendim? Evet efendim. İkinci yarıda hiç şansları kalmadı. Shakes, North ve Rasta ilk 11'de kalmakla büyük aptallık ettiler. Kesinlikle son 15 dakikada bayılacaklar. Efendim? Evet efendim. İşte şimdi başlıyoruz. Demir tanklar baskıyı artırıyor. Bu doğru Mac. Maç sonunda ilginçleşmeye başladı. Norkşal durdurmayı başarabilecek mi? Bu sefer değil. Gol! Demir tanklar skor tabelasını uyandırıyor. 1-0 öne geçtiler. Süper golcülerin lideri maraton koşmuş gibi görünürken nasıl gol atmayı başarabilirler ki? Yapabileceğimi hiç sanmıyorum kaptan. Buraya kadar gelebildiğin şey eks dostum. Gerçekten şimdi geri mi dönmek istiyorsun? Süper! Golcüler! Süper! Süper golcüler yeniden canlanmaya başladı. Topu iyi döndürüyorlar. O kadar iyi ki. Gol! Gol! Süper golcüler bir şekilde 15 dakika lanetini bozdu. Fakat sonuna kadar dayanabilecekler mi? Lehine mi gidecek? Yüksekliğin üstesinden gelmenin yolları var. Evet, sanırım bunu dağın tepesindeyken öğrendik. Enerjinizi korumanızla ilgili çocuklar. Neyin varsa hepsini. Yani verimli şekilde. Hadi ama bu sersemleri şu an burada yenebiliriz. Sadece siz ikiniz ayakta durun yeter. Evet. Nefes al. Çocuk sanki bulutların üzerinde koşuyor. Çok erken. Çok yoruldum. Sadece kendi nedenini bul Shakes. Ayak izleri. O sendin. GPS'imizi sen çaldın. Belli ki yeterli değil. Benim için yeterli adamım. Çocuklar hareket edin. Gol oldu mu? Evet oldu. Tekrarını izle. Evet. Vay canına, inanılmaz bir son. Demir tanklar ilk kez evlerinde kaybediyor. Bu tarihe geçecek bir olay Mac. Sanırım çok da büyük bir hata yapmamışsın koç. Shakes adamım. Başardık dostum. Yüz bin şınav çekmek zorundasınız. Shakes, demir tankları kendi sahalarında yenemezsin. Şimdi yendik dostum. Bu adil değil. Sen hiç olgun değilsin. Sadece sakinleşin. Şimdi sakinleşmişsin dostum. Thank you.
Bir hafta sonra sultanlarla oynuyoruz çocuklar. Bakalım neler yapabiliyorsunuz. İşte bu. Gördün mü? Süper Lig'in en pahalı oyuncusuyum ama her kuruşuna değer. Çak bakalım. Mükemmel bir pozisyondu. El Matador'un sadece kafasını kullanması gerekti. Şansımıza kafası bayağı büyük. Hey, kafam mükemmel boyutta. El Matador, bence bunu görmelisin. Artık Süper Lig'in en pahalı oyuncusu değilsin. Ne? Ben şimdi 2 numara mıyım? Hayır, 4 numarasın. Ne? Süper Golcüler. Süper Golcüler. Vay canına, Amal üçlüsü. Sultanlar mı aldı? Adamım! Sultanların koçu, bu kuvvetli 3 orta saha oyuncusunu alacak kadar zengin olan tek adam. Umarım siz üçünüz bu üçüne hazırsanızdır. Havalı Joe'nun gözünden hiçbir şey kaçmaz. Kartal gözlü. Çantalarınızı toplayın çocuklar. Biraz araştırma yapmanın zamanı geldi. Sultanlar yarın Haydra'yla oynuyor ve biz de orada olacağız. Orası neresi koç? He? Dubai El Matador. Tamam. Dubai koç. Gidiyorum. Bu üçünü bu kadar özel yapan ne? Kısa süre sonra Dubai'ye ineceğiz. Rüzgar hızı 0 ve sıcaklık 42 derece. Dubai'deki en ateşli şey bile değilim. Bu yüzden şaşırmaya hazırlanın. Hanımlar ve beyler, Amal üçlüsünün dünyaca ünlü 3 kör fare rutini. Vay canına. Sadece gördüklerimin gerçek olduğundan emin olmak istiyorum. Şeyh Ali Zaman bugün Hidra'ya karşı oynadıkları ilk Süper Lig maçına giden yolda üçlü harikasını gizli tutuyor. Bu epey pahalı alımla ilgili mutlu musunuz Şeyh? Çok mutluyum. Onlara en sevdikleri forma numaralarını bile verdim. 1 numara. 1 numaranın sadece kaleciler için olduğunu sanıyordum. Aziz, Akbar ve Alam, sanırım istediğiniz her şeyi talep ediyorsunuz. Nasıl? Biz iyiyiz. Bugünkü maç hakkında nasıl hissediyorsunuz? Kendimizi harika hissediyoruz. Bize daha fazlasını anlatın. Biz... Kendimize güveniyoruz. 3 kafa bir kafadan iyidir. 3 futbol dehası. Her biri sonraki hamleyi biliyor. Hem de konuşmadan. Sizi bilmem ama ben sahada görmek için sabırsızlanıyorum. Doğaüstü bir zihin gücüne sahipler. Evet. Çok havalı. Birbirleriyle konuşmadan konuşabilirler. Bir gol geride olan ve skoru eşitlemek için çok az zamanı kalan Hidra için 3 kişi kesinlikle bir kalabalık. Kalabalıktan bahsetmişken, ligde mücadele eden süper golcüler tribünlerde not alıyor. Alan topu almak için birdenbire ortaya çıkmış gibi görünüyor. Aman tanrım! Sanki topun orada olacağını hissetmiş gibi. Topa bakmıyordu bile. Ve kafası çok küçük. Amal 3-0. Görünüşe göre Sultanlar Süper Lig'i parçalamaya hazır. Sanki birbirlerinin aklını okuyorlar orada. Sanki. Koç, umarım aklında bizim için zorlu bir antrenman vardır. Bu bizim Amal üçlümüz. Birbirlerinden ayırt etmek imkansız ve telepatik olarak iletişim kurabiliyorlar.
Harry, bu adil değil. Bunu nasıl yapıyorlar? Burada alengirli işler dönüyor. Hey El Matador, bu telepati işini nasıl yapıyorsun? Koç? Bu maskelerin içinde kulaklık ve mikrofon var. Kumaş içinden ses geçmeyecek şekilde özel olarak tasarlanmış. Hey havalı Joe, Amal üçlüsünün beyninin içinde olmasını sevdin mi? Vay canına, sanki kafamın içindeymiş gibi. O sana geliyor North Shaw. Oradayım Apap. Dostum, eğer Amal 3 birbirlerinin kafasında konuşabiliyorsa başımız büyük belada. Bu harika, çok eğlenceli. Yarın kaybedeceğimiz anlamına gelmeseydi çok daha eğlenceli olurdu. Doğru. Üçüzler genç yaşta tozlu bir kasaba futbol stadyumunda terk edilmiş olarak bulundu. Yanlarında sadece eski bir futbol topu ve sırtlarındaki paçavralar vardı. Amal üçlüsünü antrenmanda yenemezsek sahada nasıl yeneceğiz ki? Evet, maça çıkmadan önce bunu çözme şansı istiyorum. Yeter. Şu anda biraz RNR zamanı. Rock and roll! Rahatlama ve rahatlama. Neden oradaydılar? Kimse bilmiyor. Ama ne birbirlerinden ne de sevgili toplarından ayrılmadılar. İyi akşamlar çok saygıdeğer süper golcüler. Televizyon bizimle konuşuyor. Bu delice bir sihir. Hayır sevgili Herr Klaus, bu sadece görüntülü bir görüşme. Biliyordum. Merhaba koç. Sizi bu akşamki Sultanlar Partisi'ne davet etmek istiyorum. Katılmaktan onur duyarız. Parti yatımda. Orada görüşürüz. İyi ki her zaman acil durum funk kıyafetlerim yanımda. Gerçek bir rock'n'roll zamanı değil demek ki. Rock'n'roll. Tamamdır. Hey! Süper golcüler! Hot Ghost dergisinin bir poz lütfen. Amal üçlüsü! Buradalar! Hadi! Hey! Artık leziz değilsin amigo. Hey! Tam yanında duruyorsun dostum. Detay. Ben lezizim bir kere. Şimdi ne oldu? Lütfen. Evet, üçgen fare rutini. Oldukça kibar sordum. Bu şeyi gerçek mi görmek istiyorum? Bunu gördün mü? Birbirlerinin aklını nasıl okuyorlar? Bir tane senden, bir tane senden. Dostum, biraz aç mı hissediyorsun? Gergin olduğumda her zaman yemek yerim. Sence şu an birbirleriyle konuşuyorlar mı? Birbirlerinin kafasında gibi. Evet. Keşke telepatik olsaydı da ne dediklerini duyabilseydim. Üç
Birçok kültürde çok güçlü bir semboldür. Amal üçlüsü güçle doğdu. İşte kafamızı dertlerimizden uzaklaştır. Hepimizin bayıldığı bu inanılmaz üçüzler. Ha, gördün mü? Bu bir işaret. Bence kanalı değiştir Klaus. En iyi tariflerin üç temel birleşeni vardır. Çünkü son üç gün boyunca fırtına... Bak burada üç problemim var. İşaretler. Bak dostum, bazı işaretler bana yapmam gerektiğini söylediği için soğukkanlılığımı kaybetmiyorum ama yapabileceğimiz bir şey olmalı. Havalıcı, bu bulmacayı çözmek için 90 dakikan var. Yarın sabahtan itibaren iyi bir gece uykusu çekeceğine söz ver. Söz koç. Dubai'de maç günü. Gerçekten de sıcak ve nemli. Brenda? Sıcak 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 Mac. Ama üçlüsü de öyle. Dünyaca ünlü üçüzlerle mücadele etmek için süper golcülerin nasıl bir strateji geliştirdiklerini görmek istiyorum. Dünyada 4 numaralı formayı giyen tek kaleci ben olmalıyım. Bah! Umarım buna değersiniz. Evet. Para harcarsam sonuç da beklerim. Size hayal kırıklığına uğratmadık, değil mi? Tamam, bakalım süper golcüler Amal üçlüsü bilmecesini çözmeye yaklaştılar mı? Bu bilmeceyi kesin olarak çözmenin zamanı geldi. Maç başlayalı sadece dakikalar oldu ve süper golcülerin kafası şimdiden karışmış. İşler gittikçe daha da sertleşiyor Mac. Aziz'in de dediği gibi üç kafa bir kafadan iyidir. Eğer süper golcülerden değilsen nereye bakacaklarını bilmiyorlar. Gol! Evet. Ve sultanlar bir farkla önde. Buna inanamıyorum. Birbirlerinin kafasından konuşan üç adamı nasıl geçeceğiz dostum? Eğer bir yolu varsa süper golcüler bulur. Kartal gözler hiçbir şey bulamadı ama. Ha? Telepatiksen, el işaretlerin ne ayak dostum? Eğer gördüğümü sandığım şeyi görüyorsam tüm sinyaller tek bir adamdan geliyor. Belki sonunda bu bilmeceyi çözebiliriz. Size söylüyorum dostum. Hydra maçında antrenmanda ve 3 kör fare rutini yaptıklarında ipuçları arıyordum. Ama yanlış yerlere bakıyormuşum. Ne demek istiyorsun dostum? Yattayken ikisi kafalarını çarptılar. Akıllarıyla iletişim kurabiliyorlarsa neden aptallar gibi çarpışsınlar ki? Çok doğru dostum. Beyinleri resmen dokunuyordu ve telepatileri yoktu. Telepati diye bir şey yok dostum. Sadece iyi çalışılmış rutinler var. Ve taktiği seçen sadece bir adam var. Onları üç başlı yılan sanmıştık ama... Ama aslında onlar üç yılan. Tek kafalı. Bütün dünyayı kandırdılar kardeşim. Kandırdılar. Ama elebaşının kim olduğunu nasıl anlayacağız? Ben zaten biliyorum dostum. Güven bana. Bakalım süper golcülerin aradan sonraki planı ne? Adam bir numara mı? Anladın dostum. O enayiyi engelleyin ve zafere ulaşabilelim. Tüm dikkatlerini Amal 3'ten birine veriyorlar. Gol! Sultanlar bugün acayip hırslı. Süper golcüler şimdi 2 gol geride. Görünüşe göre yanlış adama odaklanmışlar. Yanılmış olamam. Gördüm. Görmedin mi? Bir numaraydı. Ya da belki de... Şimdi yapmalıyız.
Havalı Joe anlamak üzere. Bir sonraki golden sonra değişimi yapın. Değişimi. Hatırladınız mı? Hayır. Hayır bir kere. İki numaraya dikkat et. Bir gol daha yiyemeyiz. Kendi defansınıza odaklanın. Sultanlar üçüncü gole gidiyor. Gol! Mükemmel! Sultanlar için üçte keramet var. Kaptan, bana güvenmek zorundasın. İki numara. Beyin o. Bir dakikalığına onlara bak. Bir şeyler döndüğünü düşünmüyor musun? Garip bir şey var mı? İnanamıyorum sayın seyirciler. İşte bu. Sadece forma değiştirerek dünyayı kandırıyorlar. Aynen. Tüm kararları veren tek bir futbol dehası. O sümüksü, sinsi, yılansı. Devre arasında değişim yapmış olmalılar. Ama şimdi... Kim? Bir yılanı yakalamanın tek yolu onu zorla dışarı çıkarmaktır. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Beni iyi dinleyin. Süper golcüler ne yapıyor böyle? Çaresiz bir an için çaresiz bir hamle gibi görünüyor. Süper golcüler ortada sıçan oynuyor gibi görünüyor. Amal üçlüsünün pek sevmediği bir oyuna benziyor sanki. Amal üçlüsüne ne oldu böyle? İşte o. Gol! Süper golcülerin sultanları yakalaması mümkün mü? Güzel forma. Benimle değişmek ister misin? Nereden bildin? Parçaları birleştirdin adamım. Yine süper golcüler bir amalı hedef alıyor. Bir şeyler yapın, bir şeyler yapın. Gol! Aman tanrım, süper golcüler için harika bir geri dönüş. Amal tehdidini neredeyse etkisiz hale getirdiler. Shakes eşitliği sağladı. Gerçekten garip. Amal üçlüsü ilk kez tutarlı bir performans gösteremedi. Görünüşe göre süper golcülerin bir Amal'a odaklanma planı işe yarıyor. Sonunda ama nasıl? Evet, bir numarayı çoktan işaretlediler. Amal üçlüsünün yeteneği başından beri bir oyun olabilir mi? Üçü arasında sadece bir dahi mi var? Kendimi ihanete uğramış gibi hissediyorum. Taktikleri kelimenin tam anlamıyla dağıldı. Hey! Birinin kafasının çalışması gerekiyordu. El Matador Dubai'de 4-3 yapıyor. İyi iş, havalı Joe. Özür dilerim. Süper Lig'in 4. en pahalı saçı için fena değil. Sanırım kısa sürede 1 numaraya geri döneceksin El Matador. Bir daha asla oynamayacaksınız. Takımımda çıktınız. Özgeçmişinizde yalan söylediniz. O yaptı. Sonunda kodu kırdın havalı Joe. Evet, nasıl yaptın? Evet, nasıl? Ka-
kartal gözü. Telepati teorisini kontrol edelim. Hangi kartı tutuyorum Rasta? Kupa dörtlüsü adamım. Doğru bildin Rasta. Telepatin var. İnanamıyorum. Bir tane daha. Hadi. Aa dostum. Uzun bir uçuş olacak.